Kiracım hoş geldin. Hoş bulduk öğretmenim. Merhaba. Merhaba. Somer Bey, biraz konuşabilir miyiz? Kiracığım, arkadaşların gelmedi henüz. Birazcık burada bekleyebilir misin? Birazdan Asiye ablan gelip seni sınıfa alsın. Tamam öğretmenim. Buyurun. Kartal amca, beni hep okula sen götür, tamam mı? Her zaman vaktim olmayabilir ama bazen de annen götürür, olur mu? Ama annem vazgeçebilir. Neden vazgeçecek? Çünkü annem bu okula gitmemi istemiyor. Eğer onu kızdırırsam beni başka okula gönderebilir. Sen de kızdırma o zaman. Sen de kızdırma anneme. Yoksa seni de başka işe verir. Sonra ağlarsın benim gibi. Haklısın canım. Evde bir şey anlatmıyor pek. Son zamanlarda huzursuz biraz. Annesiyle ilgili bir takım sıkıntılar olmuştu biliyorsunuz, anlatmıştım size. Evet, ilk günden beri genel olarak yalnız kalmayı tercih ediyor. Oyunlardan da çok çabuk sıkılıyor. Belki de bu bir uyumlanma sürecidir. Doğru çözümlemek gerekir. Ya buraya severek geliyor aslında. Ya istemese söyler. Kiraz'a asla bir şey zorla yaptıramazsınız. Biraz inatçıdır benim kızım. Kiraz'cığım, Defne, hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Gidelim mi sınıfımıza? İster misin? Görüşürüz. Görüşürüz Defne'cim. Kiraz'cığım, hadi sen de gel, birlikte gidelim. Baba! Akşam da beni okuldan sen alır mısın? Alırım tabii kızım. O zaman... O zaman çak bir beşlik. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz canım benim. Al bakalım. Tuzsuz ekmek de koydum bak. Sakın orada simit almaya falan kalkma, dokunuyor. Tamam Nezahat. Hadi hayırlı işler. Hala? Hala demeye de yüz lazım tabii. Kimse yok değil mi evde? Gözetleyip geldim demiyorsun da, görmedin mi babanın çıktığını? Telefonu çaldırıp çaldırıp adamın yüzüne kapatan sensin değil mi? Geç hadi.
Sen açarsın diye aradım. Her seferinde babam çıktı. Niye ısrarla aradın o vakit? Dönüşü merak ediyorum. Nasıl oldu? Başladı mı tedavi? Hastalanınca mı kardeşim geldi aklına? Türkan'la beraber doktora gidiyorlar. Bugün yarın doktor bir karar verecek nasıl tedavi yapılacağı ile ilgili. Öyle dedi Türkan. Dönüş nasıl peki? Nasıl olsun? Bize hissettirmemek için gülüyor ama içi kan ağlıyor. Hepimizin öyle. Hepimiz öyleyiz. Allah'ın gücüne gitmesin. Ben yaşlandım. Kaç yaşına geldim bir işe de yaramıyorum. Benim canım ağzım. Çektirmesin bu çocuğa. Halal. Bak dönüş güçlü bir kız. Ben atlatacağına inanıyorum. Üzülme ne olursun. Güçlü mü? Annenle baban hastaneye yol etmişlerdi zamanında. Sen küçüktün hatırlamazsın. Doktorlar bünyesi çok zayıf demişti. Güçlüymüş. Güçlü olsa bu hastalık dönüp dolaşıp çocuğumu bulur muydu tekrar? Öyle deme ama. Bak şimdi eskisi gibi değil. Bir sürü yeni yol var. Bak göreceksin yakında sağlığına kavuşacak dönüş. Ay inşallah. Doktoru da çok iyiymiş. Ben konuşmaya çalıştım dönüşle. Ama çok kızgın bana. Öfkeli. Üstüne gitme canım. Onun derdi ona yetiyor. Yok. Üzmek istemiyorum zaten onu. Zamana bıraktım. Sen nasıl geldin buralara Sevilay Hanım'ın zincirinden kurtulup? O karışamaz bana. Zaten biz Mustafa ile çocuğu da alıp Rüçhan Hanım'ın yanına yerleşeceğiz, orada yaşayacağız. Rüçhan Hanım Türkan'a yapmadığı kayınvalideliği sana mı yapacak? Ay 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 ay! Yeğenim mi gelmiş benim ya Derya'cığım? Gel sen de şöyle yenge yeğen biraz bahçede sohbet edelim ha. Ama dur önce çayımı alayım. Yok yok. Benim zaten işe dönmem gerek. Görüşürüz halacığım. Kız dur. İş kaçmıyor ya. Ay niye bahane ya bunlar? Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.